Bu videoda nöron yapısını genel bir bakış açısıyla inceleyeceğiz arkadaşlar. Yetişkinlerdeki nöronlarda soma adı verilen bir yapı bulunur. Buna aynı zamanda hücre gövdesi de deniyor. Buraya yazalım. Soma. Nöronlarda aynı zamanda nörit denen uzantılar yer alıyor. Nöriti dendrit ve akson diye ikiye ayırıyoruz. Dendritler genelde kısa ve üzerinde dalları olan uzantılardır. Bu dallar yüzey alanlarını genişleten ve başka işler yapmalarını da sağlayan kılcıklarla kaplıdır. Küçük kıllarla yani kaplıdır. Evet buraya yine yazalım. Dendritler. Diğer nörite ise akson deniyor demiştik. Akson. Aksonlar genelde uzun ve sonlandığı yere kadar dalsız olarak bulunur. Tamam, bunu da yazıyoruz. Akson. Aksonun somadan ayrıldığı yere akson tepeciği adını veriyoruz. Akson çok kısa olabileceği gibi 1 metre hatta 1 metreden daha da uzun olabilir ve genelde tamamı veya büyük bir kısmı dalsızdır. Akson bitiş noktası olan akson terminallerinde dallara ayrılır. Ve bu noktada birçok akson terminali üretir. Aksonun ilk bölümüne akson başlangıç segmenti deniyor. Burası aynı zamanda tetikleyici bölge olarak da adlandırılır. Sebebini bir sonraki videoda göstereceğim. Aksonlar o kadar uzun ki Maddeleri soma'dan yani organellerin çoğunu içeren yapıdan akson terminallerine ve oradan da yine somalara taşıyan sistemlere bağlı olarak çalışır. Yani akson iki yönlü madde taşıyan sistemlere bağlıdır. Geniş aksonlar genelde miyelin adı verilen kılıfla kaplıdır. Miyelin kılıfı olan aksonların miyelin bölmeleri arasında ise Ranvier düğmeleri ya da boğumları denen küçük boşluklar bulunur. Sarıyla çizdiğim bu küçük kılıf bölmelerine miyelin diyoruz. Bu kılıfları belirli aralıklarla bölen boşluklara ise Ranvier düğümleri diyoruz. Ranvier düğümlerini miyelin kılıfları arasındaki küçük boşluklar diye de aklımızda tutabiliriz akson terminalleri nöronun hedef hücrelerine epey yaklaşır. Şuraya hedef hücreleri çiziyorum. Bu hedef hücreler başka bir nöron olabilir. Belki kas hücresi veya bez hücresi de olabilir. Bazı nöronların kan akışına hormon denen maddeleri salgılamak için kılcal damarlarda biten aksonları bile bulunur. Bir akson terminalinin hedef hücreye dokunacak kadar yaklaştığı yere de sinaps adı veriliyor. Sinaps. Bu tipik bir nöron yapısı. Fakat alt türlere de bölebileceğimiz çok sayıda başka nöron yapısı da var. O zaman şimdi bazı büyük yapısal nöron tiplerine bakmanın vakti geldi demektir. Merkezi sinir sisteminde nöronlar nöral kök hücre olarak başlar. Bunlar merkezi sinir sisteminin çoğu hücre tipini oluşturur. Bu nöral kök hücreleri daha sonra nöroblast denen hücrelere ayrılıyor. Nöroblast. Şimdi detaylarla kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Çünkü sinir sisteminin gelişimiyle ilgili videolarda daha sonra bunu detaylı bir şekilde inceleyeceğiz arkadaşlar. Nöral kök hücre ve nöroblastlar birbirine çok benziyor. Bunlar uzantısı olmayan şekilsiz hücreler nöral kök hücreler merkezi sinir sistemindeki herhangi bir nöral hücre olabilirken, nöroblastlar sadece nörona dönüşebilirler. Nöroblastlar daha sonra nöral kök hücrelerden somalarının geliştikten sonra bulunacağı konuma göç eder. Nöroblastlar bundan sonra hedef hücreye uzanan bir uzantı yani bir akson üretir. Bu aksonun tepesinde büyüme külahı denen bir yapı yer alıyor. Şuraya bunu yazalım büyüme külahı. Akson büyüme külahı, nöronun hedef hücresine ulaşıncaya kadar çevresindeki kılavuz ipuçlarını izler. Benzer bir süreç çevresel sinir sistemindeki nöronlarda da görülür. Fakat bu nöronlar için ilk oluşan ve daha sonra göç eden hücrelere nöral kök hücre veya nöroblast yerine nöral krest hücreleri denir. Nöral krest hücreleri nöronların bu aşamada yalnızca bir dalları vardır bir dalı daha doğrusu ki bu da bir akson o yüzden unipolar yani tek kutuplu nöron olarak adlandırılır bu nöronun yapısı bu şekilde çünkü hücrenin tek kutbu yani normalde şekilsiz olan bu hücreye yön hissi veren tek bir uzantısı var unipolar nöronlar insanlarda çoğunlukla gelişim sürecinde görülür Diğer bir nöron yapısının ise bir soması, bir aksonu fakat tek bir dendriti var. Bu nöron yapısında iki dal veya iki kutup olduğundan bipolar veya iki kutuplu nöron olarak adlandırılıyor. Diğer nöron yapısında şimdiye kadar gördüklerimiz gibi bunda da bir soma, bir akson fakat birçok dendrit bulunuyor. Birçok kutbu olduğu için de buna multipolar, multipolar söyleyebildim multipolar veya çok kutuplu nöron diyoruz. Yetişkin insanlarda en çok görülen nöron yapısı işte bu şekilde. Nöron yapılarından son büyük kategori ise biraz daha farklı. Diğerleri gibi yine soması var ve bu somadan çıkan daha sonra farklı iki yöne giden uzun iki uzantıya ayrılmış kısa bir uzantısı var. Bunların ikisi de akson. Çevreden yani periferiden bilgi getiren aksona periferik akson Merkezi sinir sistemine bilgi getiren aksona da merkezi akson deniyor. Periferik aksonun ucu diğer nöron yapılarında gördüğümüz dendritler gibi davranıyor. Bir sonraki videoda akson ve dendritlerin fonksiyonlarını işleyeceğiz. Periferik aksonun sona yakın olan şu kısmı akson başlangıç segmenti denilen kısım. Bu başlangıç segmenti denilen kısım yani tetikleyici bölgenin tıpkı multipolar nöronda şurada gördüğümüz gibi somaya yakın olduğu kısım. Ve bu nöronlarda tetikleyici bölge nasıl ki burasıysa ve aksonların uçlarında akson terminalleri varsa bu nöron tipindeki aksonun tetikleyici bölgesi de burası. Akson terminalleri ise merkezi aksonun şu ucunda yer alıyor. Evet bu nöron çeşidinin uzun ve komik bir ismi var. Pseudo unipolar nöron. Pseudo eki yalancı sözde anlamına geliyor. Sebebi ise tıpkı unipolar nöron gibi soma'dan gelen tek bir uzantısı olması. Fakat bu kısa uzantı hemen iki uzun aksona ayrılıyor. Yani aslında unipolar nöronlardan bayağı farklı bir şekli var.